Şöyle bir ajanları görüp hangi mentaliteyle oynayacaklarını da yorumlayabiliriz. Ajanları görmek lazım. Evet, ona göre de daha rahat değerlendireceğiz dediğin gibi. Tabii en merak ettiğimiz şey Snake'le Kutijet oynayacaklar mı? Yani bence Duelist alacaklar ama sanki farklı şeyler alacaklar gibi hissediyorum. Yani belki bir yine Yoru görebiliriz. Maçta da vardı. Belki bir Reyne görebiliriz yine. Yani denemeler görebiliriz gibi ve artık ajanlarda gelsin Asen tırtası. Q-Shinner'dan Phoenix geldi. Phoenix'e sıra gelmemişti ben sayarken ama. Evet, Krax'tan bir Neon geliyor ve Duelist pickler. 6 tane Duelist geldi. İki takımdan 8 oldu ve Duelist komployla beraber muazzam bir eğlence bizleri bekliyor gibi. Sight'ı savunabilen bence bugün çok başarılıdır. Bugün iyi koşabilen de başarılı olabilir. Evet, evet. Yani enteresan olacak. Birebir aynı bu arada. Evet, birebir aynı. Tabii kimlerin elinde olduğu da önemli. Mesela Sinet'te Phoenix var. Yani ana aslında Duelist'ler Phoenix almış gibi takımlarda. Biraz anlaşıp sanki rollere göre dağıtmışlar evet, gibi. Evet, evet. Biraz dağıtmışlar gibi. Tabii Rin'in ellerindeki jet de biraz dikkat çekiyor. Hiç alarm değil mi? Geçiyoruz ama evet. Tabii ki nasıl geçiyoruz? Knife Round'da başlıyoruz. 5'e 5 orta bıçak gel. Şimdi ilk bıçağı atan Mr. Fallen oldu. Power'dan yanıtı var. İlk bıçağı atan genelde kazanır. Bu işler böyledir. Takaslar öyle kalır ama bir görmek lazım. İlk bıçağıdan bir bıçak daha. Dash'i var. yetenek kullanmayacak mı? Power'a yetenek kullanıyor şu anda yani. Neon yakalamak zor biraz yalnız. 4'e 1 yakalamak üzereler ve Krax 3 tane. Yani Krax'ın pistol roundlarındaki dominasyonunu biliyoruz. Bıçak evet. Da olsa iş tekrardan. Ve Shorty'lerle beraber. İkinci roundu izliyoruz. Shorty'ler uzaktan boncuk atıyor tabii ki ama Kuti'yle beraber Power'dan toplam 4 tane kill geldi. Snet tek başına kaldı 1'e 3. Çok da bu arada canları da gitmedi diğer oyuncuların. Kaçmaya çalışıyor, mesafeyi arttırmaya çalışıyor biraz daha. Shorty'lere karşı. İyi de ya, bu böyle giderse vuramaz. Aynen öyle. Mem'lerin de bitmesini bekliyor bir yandan tabii, o da var. İyice geriye doğru çekildi. Bailing tarafına yerleşti, yakınlaştırdı mesafeyi ama. Elit izin ver. Snet B arkasında başlıyor. Free Sports tamamen ortaya yöneldi. Ben kaçar. BBL Esports'ta bu aşamada yine fight isteyecek Elit. İyi keskin oyunculardan bir tanesi ve Krax'ı vurarak başladı. Ya iki mermi sesi geldi sadece ortada. Ve bu hemen entry'e dönmüş bile. Fark ettiler mi? Atakop'tan. Düşünün yakaladı. 4-5'e 4 pozisyon. Special'la beraber peak aldı Brave ama Mr. Fallen. Takasını almayı başarıyor. Elit yine 2 mermi. Pazarda görüyoruz. Şuraya bakın yine 2 mermi. Yani gerçekten 21'e 50 şu anda şarjı. 2'den fazla atmıyor. Yine burada bir tane 3 oldu mu? Bakalım 4 alabilecek mi Elit? Mr. Fallen de Reyna oynuyor. Bunu hatırlatmak lazım ve Power'a. Geldi buraya, Mr. Fallen'i buldu. Evet, çünkü çok hit bir rolde oynayacak aynı zamanda. Evet, yani normalde rolleri çakışıyor Power'a ama yani artık bu seviyede oyuncuların çok esnek olduğunu biliyoruz. Ve şimdi bir çatışma daha var. Brave yakaladı Krax'ı, o da eski Raze'lerden birisi. Evet, evet. Brave'in zaman zaman sever kırık vurduğu Raze'ler vardır. Şimdi yine bir kill aldı. Snap'ten bir takas, flash'tan Sünet ikinciyi de vurdu. Yakında kalan Q-Shinner var. Side'da hala bir oyuncu daha var. BBL 2 kişiyle beraber Side'ı savunmaya devam ediyor. Q-Shinner bir flash daha atacak. Çıktı, rakibini gördü. Oraya molly bırakacak. Rakibini çıkartacak üzerine ve Q-Shinner. EMEA sahnesinde zaten bütün ligi belki de karıştıracak bir yarış evet. Bu. Sadece iki takım arasında olmayacak. Kesinlikle öyle. Rin. Onu da biraz kıyaslamak lazım. Q-Shinner ve Snet'le. Arkalarından bir rakip geliyor. Q-Shinner'ı itinceyi yakaladı. Ve Snet Rin'i vurmuş. Q-Shinner. 3 vurdu artık ve Snet de bu şekilde yanıt veriyor ama vurduğu oyunculardan bir tanesi ultiliydi. Ve kendi ultisi de şimdi kırıldı. Üzerine atılan yanıcı var. Bir bomba da geldi. Baskı artık, var, baskı. Yani büyük baskı var. Biraz yarım marshallar var, şerifler var. Fark biraz da açılabilir gibi BBL adına. Oyun bir kez B'ye gidiyor gibi. Evet. Bir yandan da ortada Krax geziyor. Arkasında da bir oyuncu var. Snet Spike'a sahip olan isimdi. Ve Paro onu vurdu güzel bir şekilde, yutuyacak bir şey yakalamış. Elit'ten yine temiz vuruşlar bunlar. Atakaptan'ın Canaz direkt topukladı. Paro da bir diğer skorunu almış Mr. Fallen'ı yakalayarak. Açılanları teker teker vuruyor Paro ve Atakaptan denemesini yaparken Elit'ten kurtulamadı. Yani B'de kaçtı belki ama ortada tekrar Elit kendini gösteriyor. Krax da sona kalan isim. Son kalan Krax olacak. Spike'a da çok gidemedi başındalardır diye ama yapar. Dolaşmaya devam ediyor.
dikkatli olunması lazım. D-Link'teki timing çok kritik olacak. Aura daha önce görünce 3. kilden. Yok bastı böyle bir deyip söyleyen şey yok ama artık var dedirttirebilir mi acaba Aura? Çekilin yolumdan. Şimdi... Hadi hadi hadi. Biraz daha düzenli oynamaya başladılar sanki Brave orada. İlk skoru alıyor ardından Elite de bir tane skor bulmuş. İTC'yi yakaladı. Brave'in ultisi var ama Mr. Fonin'in farkında değil bu aşamada sanki. Atak kaptan Elite'i vururken bir de döndü Brave'i yakaladı. Oo. Ortada Sinet'ten çok temiz bir vuruş. Hemen bir Ree'nin yerinde olmak istemezdi. Can doldurma olacak bir yandan Sinet'ten. Round 2'si 2'ye geldi. 2 tane Phoenix var bunlarda. Bakalım biraz tempoyu düşürmeye çalışıyor FUT tabii yani. Çok hızlı bir sürede 5-1 oldu maç bir anda. Oyun kontrolü biraz kayboldu gitti FUT'un ellerinden. Ortaya doğru Power'dan bir peak gelecek. Sedi gördü son anda ve o yarı yolda yakaladı. Spike'ı düşürdü. Şimdi biraz daha zor bir pozisyon ata kaptan için. Hem Spike alması gerekecek. Sağ köşeye yaklaştırmıştır diye düşündü rakibini. Vazgeçti. Bu arada renklerinin içerisinden çıktı. Power yalnız kendi etkilendi galiba sarsmasından. Ama Kuti geldi. B'den peak dedi. Kontrol edemiyorsunuz kim nerede ne yapıyor. Sürekli birileri bir yerden sarkıyor. Burada Kuti'nin B'den sarkması. Round'un alınmasını sağlamış oldu. Şimdi A'ya doğru bir hücum gelecek. Flash'lar gönderildi. Ulti'den iyi kaçmayı başardılar ama Power of Kuti yine killer BBN tarafında. 2v1 çıkıldı oradan. Rin arkalayacak ama o gelene kadar round bitebilir. Elit hemen Azet'le beraber pozisyon değiştirdi. Yeşil arkasına geldi Sünnet'ten muazzam bir prefire. 2v2'de bir ulti daha geliyor Sünnet'ten. Phoenix ultisi biliyorsun vurdukça çok rahatlatıyor. Saatte kadar gidecek. Yakın Spike mesafeye onda. Baktı, Spike ondaydı ama şimdi tekrar döndü. Kuramayacaktı orada. Yani kurabilirdi belki ultiyle, bunu yok, denemedi. Yani. Ve Rin! Ondan da Mr. Fall'ı yakaladı, Rin! Ooo, yakına doğru Brave hemen sıçradı geldi ama... Takas bu arada Rin'le beraber Atı Kaptan arasında olmuş. Hemen tekrar saate girmeye çalışan Atı Kaptan var. Yakın mesafede kolunu görür görmen Atı Kaptan'ı vurdu. Ooo, bu arada çok iyi banttan gördü orada. Sektirerek Trax. Kuti hala aim fight'a hazır. Oyunu B'ye çeviriyor gibiler. Dash'le birlikte hızlıca YTC B'ye gidiyor. B bomboş. Esports yavaş yavaş B site'e ilerlerken hiç rotasyon sergilemiyor şu an BBL Esports. Toplu şekilde gelecekler. Rin kapıyı kırmak üzere. YTC de yakında oynuyor bu aşamada. 50 saniye. Elite yakaladı YTC'yi. Artık D-Sports'taki oyuncuların işi çok zor. Canı da çok az Krax'ın. Ve ilk isim yakalandı. Krax da Poirot ultiyle geldi. Cızbız da geldi. Aynen öyle. Cızbız da geldi ve barbekü hazırladı. 8. round'u VBL Esports'un bu. Gayet keyifli geçiyor karşılaşma onlar için şu an. Evet. VBL keyif oluyor. Futbol büyük ihtimalle. Ortaya doğru bir kontrolle beraber başladı yine Futespor. Aura denemeler yapıyor Wallbang'lerle pazar tarafından. B'ye doğru yine denemesi olacak gibi. Elit bu arada Sedi yakalamış B tarafından. Aura iki tane vuruyor. Main'e yardım edip hem ortaya hem de main tarafında aldığı killerle beraber. İber 4'e 2 avantajı yakaladı Elit. B'ye geldi hemen. Burada Krax var. Elit yakalıyor rakibini. Son kalan ata kaptan olacak Seçildan'la beraber. Dans etti. Uçarak geldi Brave. Yere doğru baktı. Karşılıklı. Şöyle bir selamlaşma var ve Molly ile birlikte herkes birbirini yakmaya karar veriyor gibi. Ortaya aldılar ata kaptanı. Canı da az. Herhangi bir yetenek de kalmadı bu arada. Kullanabileceği ve bu ara artık yeter dedi. Üçüncü kitiyle beraber de round'u evet. Kapattı. Birbirine girecekler. 10 oyuncu. Rin! 2 tane headshot gelmiş bıçaklarla beraber. Daha fazlası gelir mi diye baktım ama hayır. Şimdi YTC'nin üzerine doğru flash da gelecek. Oraya doğru sıkışacaktır artık. Kör oldu. Bütün tuşlara basıyor. Bıçaklamaya geldi. Kuti ama izin vermedi. YTC'yi bu kez Power'a buldu. Eldeki en iyi silahlar. Power'a bu sefer de B'de agresif oynamak istiyor. Deş geldi hızlı bir şekilde YTC. Rin'i yakaladı ama Power'a da hemen takas aldı ve şimdi ortaya doğru ilerleyecek D-Sports oyuncuları Krax. Uzak mesafeden bu ulti biraz komik gözüküyor. Bende de var dedi Power'a. O da skoru aldı ve bir anda BBL Esports yine round'u bitirmiş oldu. Alanların kalkmasını bekliyorlar.
Evet, yine uçaklar gelecek iki taraftan da. O renkli yasır da geldi ama uzağa geldi. O herhangi birine hasar vermeyecektir. Herkes birbirinden hamle bekliyor. Brave biraz öndeydi. Şimdi topluca bir sağ taraftan yakalamaya çalıştılar ama Sinet atak aptal. Arkalayan da 8 Ucay var ve yine Knife Rant'ta şut farkını ortaya koydu. Mesafelerin sağlanması lazım. Göğüs göğüse bir çatışma izleyeceğiz. Atak aptalın da bu arada ekranda baktığı süre bayağı az. Sürekli arkayla ilgileniyor. Kendi ekranı dışında. Ooo ıslı geldi atak aptal switch'larla ve vurdu rakibini. Ortada iki tane düello kazandı T-Sports. Power'a Mr. Fallen'ı yakalıyor. Krax yakında can kalmadı Brave'de ve son kalan isim Kushner. Arkadaşlarından biraz uzak. Oyun bozanlık yaptı. Kushner hala base'de. Evet, bu arada 6 mermisi kaldı toplamda. Yani 2 kere deneyebilir. Ki o fark etmediler. Ve saklandı fark etmedi hala şimdi gördü. Hatta kaptan gördü. Yakaladı rakibinin açısını. Yo, ama bıçakta atarlar. 2 mermi var sadece çünkü. Yeterli İki savunma var. Bunun Phoenix'i tutabilecek mi oraya doğru? Kutuyu, entry'yi buldu. Flash geldi. Sinet yakın mesafede ama geri kaçmak durumunda çünkü yani tek başına kaldı. Hemen bir perdeyle beraber açıyı geniş etmeye çalışıyor. Uçarak geldi Brave'i. Yakaladı. Merdivende ikinci kill de geldi. Rakip aramaya devam ediyor. Krax yardımdaydı ama şimdi bir tane de Morrison bıraktı. Power'da kill almış. Bu arada son kalan o olacak ki Sinet üçüncü kill'ini aldı. Bir ace gerekiyor. Ciddi bir hasar Power'dan. Çok az canı kaldı. Geriye ulti, doğru ulti. Çekildi. Ultiyi açtı. Şimdi artık geri de belli diyebiliriz. Bu arada Power'a gidiyor. Gidemiyorum dedi. Spike aldı gitti ama. Yani Sinet geri dönecek bir de buradan ultiye. Bu arada ultinin bitmesini bekliyor. Kutiye atlayacak. Ultideyken yakalayabilir. Çıkarken yakaladı. Yani kayıkhanede arkasından yakalayıp. Ama ultiden çıkmasına izin vermedi rakibinin. 12-3. Burada yine bir judge parti var gibi görünüyor. Shotgunlar alınmış. Hop yukarı. Sinet savunma yapmaya çalışıyor ama Elit izin vermedi. Hemen Azret'le beraber de geçiş yaptı. Rin, Krax'ı buldu. Josh tarafında VB'nin istedikleri devam ediyor. Mr. Fallen bir tane flash da bıraktı. Kaçmaya çalışıyor. Kör kör geliyor kutiyi. Son kalan artık atakapta olacak. Onu da power'a bekliyor ve 13-3 ile birlikte Ascent haritasını kazanan VB Alespor oldu. Bu mücadelede ve seyrede de öne geçtiler. 1-0. Birinci yıl gösteri maçında galibiyetle başlayan onlar oldular. Evet, güzel bir deneyim yaşattılar bize. Ascent haritasında 5 düelist. Ama bunu böyle yapacaklarına yani bir de 5 sentinel evet gibi bir şey çıkarsalar iyi olur artık. Çok hızlı oldu düelistler gerçekten yani. Sage, Cypher, Killjoy'lu bir komp istiyorum. Yani. Yürümek zor yani öyle bir kombo gerçekten. Yürümek zor. Evet, ajan fikirlerini evet, göreceğiz. Yok, düelistlerden devam gibi. Yoru geldi ama bu sefer. Evet, kutudan yoru geldi. Fallen yoru almış. Ve Reyna ile beraber komplar tamamlandı. Reyna, Jet, Race, Yoru ve Neon düelist komplarını görüyoruz burada. Tabii Yoru biraz daha eğlenceli kılabilir. Yani çünkü 3 tane site var. Bolca kapı, bolca arkalama imkanı. O tip Knife Rant'la beraber başlıyor takımlar. O bu sefer tek tek galiba. Ya, evet, tek tek güzel sırayla. Çok güzel bu, çok güzel. Birebir. Evet, şimdi jetler birbirine deniyor. Krax şöyle bir önce denedi ve Rin'de oyuna getirdi biraz. Ya, bu bildiğin penaltıları aslında. Atakaptan Power'ı kesti. Chat'la birlikte. Şimdi kim varsa da Sinet direkt Brave'le hiç beklemeden girdi çatışmaya ve kesti Brave'i. Köy Shinner'ı da Mr. Fallen yakalıyor artık. Yok yani Foot gerçekten uzmanlaşmış durumda yani bıçak rantlarında. Göreceğiz gibi. Bu sefer de evet. Bu sefer Brave'in yok. Direkt olarak koşmaya başladı herkese. Power'a bir skor çıkarmış. Oho. Arkalarında güzel bir TP. Sinet yakaladı yalnız Köy Shinner'ı. Brave'in skoru var. Canlar yalnız Elite 2 tane vurdu ve can çekiyor. İşte bu biraz hile gibi oldu. Yüteceğin can çekecek pek bir yeri yok. Kaçıyor. Yani haritanın boş bir bölgesinde beklese Elit. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Tabii bu arada hani spike kurmak diye bir görev olduğu için oyunda yani
Gün sonunda gidecek oraya tekrar. Yetecek. Yetecek karar değiştirdi. Fazla uzun geldi mi yol yok, geriye dönüyor. Evet, Elit hala disiplinli bir şekilde rakibini bekliyor. Ama zırhı yok, dikkatli olması lazım. Duydu şimdi. Evet, kapıdan short değil. Tabii bir tane yetecek. Hatta yarım bile yetecek. Bunun için miydi? Gerekiyor, birilerini bulmaları gerekiyor. Oraya doğru bir flashla peek geldi Elit. Hemen bir şekilde zorlamadı. Bin. Denemeler yaptı main tarafından. Power'a bu arada otokaptanı yakalamış ben bunu söylerken. Power'a peek alacak. Solda Y2J var. Buraya... Bu arada vurmuş bir sıfır oyunu. Son saniyede ensesinden yakalamış. Ya oyun bile yakalayamadı. Evet evet, ekranda görünmedi. Killfeed de sonradan gözüktü. Öldükten sonra vurmuş. Gözüküyor Y2J yalnız. İyi vuruyor. Bir shot daha atmaya çalışıyor ama Brave çok hareketli. Oo, B'ye doğru. Sonradan çok güzel bir sars. Herkesi durdurdu ama üstüne gelecekler. Flash var. İyi headshot. Just spray. Ama Krax Faro'yu yakalamış. Oh. Ardından Q'şler geldi. İki tane iyi vurdu. Klonu var orada ve Rin diye bir kişi yakalıyor. Yine sahne. Biraz ses eksikti. Evet. O hareketli. Onlar tamamlandı. Getiriyorlar. Uf, atlamayan bir denk tesiri var. Yakın mesafede Power'a Brave'in Nate'le beraber aldığı kill var. Geriye doğru kaçtı oradan. Foot oyuncuları. Bir flash var. Bot info verecek. Main'i vermez yalnız buradan. B.B.'nin pozisyonu çok kuvvetli. Main çıkışında Elit harikalamış gelmiş. Elit'in en sevdiği pozisyonlar bunlar tabii. Yine... Yani... Çok temiz. Krosya rakibeti... Highlight çıkardı. Bir frag movie yapabilir. Aynen. Şu karşılaşmada değil. Eğlence maçında eğlendim. Gibi eğlendirmedim. Aynen. Ben eğlendim. Top benim, sadece ben oynarım. Evet. Şimdi Brave. Yakına kadar gelenler var. Flash'ı da yedi. Ortada kaldı. Çok fena kör oldu. Yakalıyor da ulti denemesi var Krax'ın. O da bir ara duelist oynuyordu, hatırlıyorsunuz. Jet denemesi oldu mu olmadı mı onu hatırlayamadım tam da. Ya oyunun ilk başındayken oldu. Değil mi? Hani, oldu ama sanki. O da bireyseldi biraz daha. Daha çok böyle hani önemli takımlar değil. O da Rin'den. Krax üzerinde kill var. 3v3. Yine B.B.L. tek için gelecek. Y2J. Kill'ini aldı. Çıktı az etti ama canı yok. Fight'a girerken o yüzden öncelikli olamayacak. Saat içerisinde kill geldi. Y2J de biliyorlar. Oraya hemen bir smoke. Çıktı Y2J. Kill aldı. Birebir pozisyonda Elit'in can avantajı var ama Y2J'den muazzam bir tek. Evet, Lutus haritasının farklı bir açısından. Round'a başladık. Kızdım ama. C'ye doğru gelecek bu kez. Çok hızlı bir oyun hemen. Top tarafına doğru. Bu arada ulti power'ı açmıştı ama Y2J'den wallbang'le beraber gelen headshot var. Hala B tarafında oyuncular ata kaptan gitmeye çalışıyor. Yakın mesafe. Cızbız'la beraber ulti buldu. Aldı oradan ivmeyi. Ve arkasından C'ye doğru da gitti ve ata kaptan. Ulti ile bitirdi. Sonra zaten nerf geldi. O kadar kuvvetliydi ki. Fazla kuvvetliydi gerçekten. Evet, yani o sağ klik nerf'ü şarttı zaten. Orada Krax. Ağır üzerinde kill var. Rin geriye doğru çekildi. Gidiyorum. Bu arada B döndürdü Foot. Roundlar almaya başlayınca oyunda çeşitlendirmeye başladılar. E2J. İlk haritada pek ortalıklarda yoktu ama ikinci harita inanılmaz etki gösteriyor. Elit şöyle bir info almak için kullandı az etti. Mr. Fallen'den Rin skoru var. 4-2 ve Mr. Fallen'den bir headshot daha gelince son kalan Q-Shiner. Krax orayı zorlayacak. Info'yu aldı. Krax uçma peak'i atmaya devam ediyor. Snap'te son kill'de. 4-4. Foot. 4-4. İşte farklı komplara evet, yönelendiler. Evet. Hepsini çok uzun süre kullandı. Ve geldik 9. round'a. İlk yarı sonu yavaş yavaş yaklaşıyor. Yine C'ye doğru gidecek gibi sanki Foot ama B.B.L'den bir yanlış rotasyon geldi. Herkes şu an A'ya gidince C'ye kuracaklar şu an bomboş sayılır. Mr. Fallen arkaya bir ışınlanma bırakmıştı. Krax ata kaptan. Birer tane vuruyorlar. Brave pick bekleyecek. Tabii ki o pick gelecek, bu maçta gelir. Gelir. Ultiyi çekti Brave. Rain'in aldığı skordan sonra kendisi de bir kill aldı ama... Ben kill'imi alırım dedi. önceden ve şimdi 2v3'te Foot tabii ki çok avantajlı. Rain'i de yakalıyor takaptan. Tek mermi attı galiba. Sonrasında Q'şler kendisini yakalıyor.
Pink 7 mermisi var şimdi bir headshot'ta. Sonra kimini bilmiyor. Bu sebepleri roundu kazanması biraz zor. Zaman süresi de kalmadı zaten. Roundu kazanacak olan FUT Esports. Kili nasıl alacak? Mr. Fali. İzin vermedi bıçaklamasına. Ama hayatta da kalamadı. Alt tarafına yine fake atıyor gibi. FUT Esports. Tekniği kullandılar. B'ye döndürüyorlar ama play burada. İki tane kill. Elit takasta. Bir düşman kaldı. Son kalan yine Y2C'ye olacak da A tarafında ama. Yani Spike düştü. Ve arkasında da zaten bekleyen. Power'a var. PBR tekrar dengeyi kuracak gibi 5-5'le birlikte. Oo, ulti açtı. Kutu geliyor. İfo'yu almaya geliyor. İşte. Ki Power'a zaten birazdan arkasından bıçakladı. Hazır değil. CD'de Şerif var sanki bir bulldog vesaire alabilirdi ama. Rain ilk düelleri kazandı fakat yani Braze'in buradan kurtulması çok zor. Krax kendisini yakalıyor. Side'da bu arada Reed kendini unutturma niyetinde Reed biraz zorlandı atak kaptana karşı. Doğaldır. Sonuçta atak kaptan var karşısında. Spike yerleştirildi. Ve Elite hemen merdivende. Buraya bakan isimler var. Çok güzel vurdu ilk rakibini ama sonrasında E'ye basacak kadar hızlı davranmadı. Ateş bile edemedi. Zaten Poirot Krax'ı yakalıyor. Bir şekilde atak kaptan Poirot'u buldu. Tek kaldı. Bu esnada artık Fusioner. Flash arkasına düştü yalnız. Mr. Fong yine de hazır buna ve 6-5 ilk yarı önde kapatabilme imkanı var FUT Esports. Evet var. Evet, ulti açıldı galiba orada ama kaçırdı şu an. Evet. FUT Kaptan ulti ile beraber gitmeye devam ediyor. C'ye yerleşti FUT yalnız. Spike da gidiyor şu an ata kaptan. Acaba ne zaman fark edecek? Evet şu an geri döndü. Yakınlarda kimseyi göremeyince C'ye doğru Spike plant'ı alacak. Elit yakında. Geliyor Link'ten. Vurup, yani ultisini açıp vurabilir. Böyle bir imkanı varsa, olursa round'u kazandırabilir Elit. Krax yakına kadar geldi. Ultisi açıp. Şimdi Elit görecek ulan 64 canını bıraktı. Sadece kör saklanamadı aslında ama. Zaten Elit'i vuruyor artık kaptan. Devamlı ultiyle yakına kadar yerleşti. Kill alabilecek mi? Hayır. Brave onu yakaladı. Fakat arkadaşları hala içeride kalabalık. Ve BBR Esports. Artık sadece Fusioner'la round'u devam ettirecek. Lan bunu bekliyorlardı zaten ve DJ Kuti'yi yakaladı. 7-5. Kazanman lazım. İlk round'u kazanamazsan tabii büyük sorun. Oo bu arada Power ile beraber başladı bu kez. İlk mi gelecek? Siftah mı? Aynen öyle. Siftah mı ve BBL ama YTC ile beraber Sinet'ten de cevap geldi. Main girişindeler. Oo yalnız kazanabilirler gibi. Dağıldılar biraz. YTC 3 vurdu. Kuti. 50 canı var. Y2C'nin biraz daha fazla canı var gibi. Gidiyorum. Bir de bu ve Kuti. Bu kez Knife Round'la. Skordan bağımsız. Evet şu an 4 PS, 4 durum. Foot. Biraz daha öne geçmişti. Shorty'lerde ama. Reen'den gelen kill sonrası. Avantaj biraz daha. BBL'de çünkü az canları var diyecektim. Elit karbon attı bu arada Jordi ile. Her yerde bir şey var arada da. Her yerde. Hayır, A'ya da gidecek oyuncağı vardı. Sanırım perde atıp önünde var. Brave, Y2G'ye vurarak başlamış. C'de hızlandırabilirler. Kaptan, Cac için biraz uzak mesafe. Sıfırsız. Evet, hızlı geldiklerini düşünüp piklemek istedi ama. Kendisi yarı yolda yakalandı. Karşılığı birlikte. Mr. Fallen'i gördük. Biraz da kör oldu. Krax'tan bir headshot. Sinet'ten de bir headshot çıktı. Son kalan artık. Sinet olacak. O da arkadan gelen power'ı tahmin etti. Oraya doğru baktı ama kill yok. Tekrar sert tarafına dönüş yapacak gibi. Kötü geldi ve Shorty'si de beraber üçüncü kill'i. Evet. Bir kere oynadı. Sinet de oynamıştı. Sinet bayağı oynadı. Ya zaten o hani birçok map'te oynamıştı da. Pearl'de de oynadı ya. Sonra Yoru'yu tabii iyice oynamaya başladı Pearl'de. Evet. BBL'de de. Pearl'ün de kralı olmuştu biliyorsun. Evet. Bu arada Wallbank'lerle beraber hasar var. Şimdi side'dan info almaya çalışacak Kuti.
Bir tane flash bıraktı backside'a ve backside'a TP'sini attı ama sonra tekrar geri çıkmaya karar verdi oradan C'ye doğru. C'ye tarafında... Müthiş bir ulti ya. Çok evet. Güzel bir ulti yorum ultisi gerçekten. Yani A'dan info olup C'ye gidebiliyorsun. Evet. Baksana daha ne olabilir yani. Yani Brimstone ultisi, Raze ultisiyle falan harika iş kombin edilebiliyor. Bu oradan sonlandı biraz Brave ama skoru aldı bir şekilde ve bir Eli Sports artık 9-7 yapacak gibi. Atakaptan son kalan isim etrafına her yere döndü Atakaptan. En sonunda pike giderken biraz dengesiz çıktı ve yakalandı. Evet, tekrar döndük maça ulti ile. Burayla ile beraber döndük. Getiriyen takas var. Sibel A hızlı alınacak. Yalnız arkadan çok hızlı gelen bir tut oyuncusu görüyorum. Atakaptan o. Kutuya tek attı. Şimdi info alındı. Oradan B'ye döndürebilirler. Evet, kapıyı kırıp B'ye döndürecekler. Lotus'un en güzel özelliği herhalde bu. En güzel ama hücum için. Tabii. Savunma için çok kötü. Orada bir headshot dediğimiz fırla var. Rein. Mükemmel geldi ekranına. Elite'le Krax'ı yakalamış. Ona yedi. Yine şans. Biraz... Anma diyelim yani, biraz daha. Hücum bir görüntü. Hızlı hızlı. Ya da bir terapi. O da olabilir. Seans. Seans belki biraz daha mantıklı gibi. Evet, full buy iki taraftan da. Siyahlar alındı. A main tarafında aksiyon patlayacak gibi. Rin çıktı. Yaklaşmaya çalışacak. Kapıdan da tabii geçecekler mi diye bakıyorum. Brave fight'e girmeye başladı. Hasar var. Krax üzerinde. Spawn'daki seyredi gördü. Brave onu vurmuş. Mr. Fallen ile Krax ikilisinden yalnız cevaplar var. Power attack attığını vurdu. Krax yine takasta. Kutiyi biliyorlar mı acaba? Bilmiyorlar galiba. Power'da kill alınca Wallbank'te 2v2 oldu pozisyon ve evet kutiyi bilmiyorlar. Kuti bayağı shift'e bastı. Bu arada zaten Power'a döndü gitti C'ye kadar Neon son sürat koşuyor. Artık koşusu bitti öyle düşün yani C'ye gidene kadar. Power'a direkt bitirmek istiyor maçı. Evet. C geziyor arkasındaki işleri. Birbirlerine es geçmiş olacaklar. Plant almıyor bu arada şu an. Power hala. Anladı yeteceği. Kutinin yaklaşmasını bekliyor galiba. Evet çünkü ikinci yani tam yerini anlayamadılar yeteceği. Anlayamayınca spawn'da kurayım dedi. Spike'ın da yanında duruyor power olabildiğince. Beklenmeyen bir yer. Evet sesini almış olması lazım artık ufaktan. Sessiz gelmeye devam ediyor YTJ. Shoulder atıyor oradan power'a sürekli. Dikkat. Bir de sarsma geldi. O sarsma bir 5 tane daha götürecek ondan. Power'dan güzel bir tek. 11'i. AM'ye hızlı bir çıkış. İyi bir yerden. Rin gidiyor. Uçaklarıyla. Spam'dan info geldi Krax'tan. Headshot var Rin. Oh. Sağ klik attı ama iki ucu da ölebilirdi bu arada sağ klikte. Evet evet. Krax takası bir şekilde almış. Kaptandan elit skoru var. Ve son kanisim artık. Kimşinir. Rakibini gördü. İkinciyi de fark etti. Onu da yakaladı. Sarsma geldi ama kaptan üzerine güzel bir hareketlenme. Neon'un en temel özelliği. Biraz sanki Free Sports artık hadi 3 maçı kaybetmeyin. Evet, beyler evet yani. Havasına girmiş. Kesilmeden. Şok bir tane flash var, power run. Yetenekleri attı yani. Bray o kadar özlemiş ki Raze oynamayı. Sürekli bir şeyler deniyor farkındaysan. Her yere uçuyor, düşünür. Kimse bakmayacak mı oraya? Kimse bakmayacak mı buraya? Atakaptan ilk önce bıçak attı, sonra kill'e gidecek. Atakaptan'dan iki tane skor dağıttı zaten hücumu. Atakaptan'a kimse bakmadı. Biraz spamvari bir hareket. Evet. Güzeldi bu arada yani. Uçaklarım ya da bildim. Lan neler çıkacak? Ha tek tek düelliyor mu? Yok hayır. Yani tek tek çıkacaklar. YTC'den güzel vuruş. Rin üzerinde. Krax geri çık atıyor spawn'dan. Hatta kaptan. Hatta kaptan. Sanırım dönüp bir baktı neredeler diye. Yanlış görmediysem alan. Kaptan yine unutulacak mı kendini? Bu arada bayağı ağaç gibi oldu şu an orada. Nereye getireceği vurmuş? Bekliyor hala biri gelsin değil mi? O da sıkıldı bir yerden sonra. Şimdi site'e gidecek. Uzun bir çatışma. Güçleri kazandı. Sled'in desteği var. Tek başına kaldı. Elit bir pozisyonda. Uzun sürdü bayağı çatışma gerçekten. Harika bir vuruş. Can çekmedi. E'ye bastı.
üzerine bomba atıyorlar. Birçok şey atacaklar. Şimdi bir flash. Reis gelirken onu da yakalıyor. Şimdi can da geldi. Can çektikten sonra bir de kör attı. Tekrar pikleyecek. Mr. Fallen'e tek atmaya çalışıyor. Mr. Fallen açıyı çok iyi değiştirdi. Elite'i vurabilir. 61 canını bıraktı ve şimdi Elite Mr. Fallen'leri doldurup farkında. Mr. Fallen kendini gösterdi ve Elite'den bir clutch. Ace clutch. Muazzam oyun. Hazır mıyız? Raze ultisiyle geliyor yalnız, kolay değil. Raze ultisi isabetli olmasa da buradan kaçabilmesi çok zor sürekli. Bir tane bomba bıraktı. 2-3 yıl içeride ulti açacak mı? Mr. Fallen de arka tarafta ultiyi açmış. Eyvah eyvah. Sıkıştılar, Mr. Fallen 2 vurdu. Pompalıyla. Rein yine pompalı skoru almış. 2-3 yıldan bir pompalı skoru. Herkes de pompalı var. Ve Mr. Fallen yakında tek başına kaldı. Nerede olduğunu az çok anladılar herhalde bu işin lansesiyle. Evet ama Spike'da da A'ya gidiyor bir yandan Rein. Judge'la o mesafeden denemeler kolay gelsin. Başarılı değil gerçekten. Flash geldi şimdi. Yalnız Seven'da kaldı. Bir tane flash bıraktı ve flash'ı vurunca kutu. Bu arada Ace'e gidebilir mi Mr. Fallen? 63 can. Rein'e karşı. Yani ciddi bir can avantajı var. Rein'in nabzı kaç sence şu anda? Şu an bayağı yüksek ya. Sesleri duydu yalnız. Ya şu an flash gibi yürüdü Mr. Fallen. Ama yakında olmadığı için bu fake bir işe yaramadı. Zıplayalım. Şimdi tekrar TP'yi bıraktı. Uzak mesafeden Rein bitirdi ve 13-9 ile beraber kazanan BBL Espor oldu. Ve 2-0 ile birlikte bu Best of 3'yi kazanıyorlar. İki takımın da eline koluna sağlık. Gerçekten bu anlamlı günde çok keyifli bir mücadele izlettiler bize. Evet. Önce kadın takımı sonra erkek takımı. Güzel, eğlenceli. Valorant'ın birçok farklı yönünü gördüğümüz bir mücadele oldu bugün, bir maç oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz katkıları için ve bu keyifli anlar için. Günlük mücadelesinde yine BBL Esports kadın takımı ve Futu Esports kadın takımı karşı karşıya gelmişti. Ardından erkek takımları karşı karşıya geliyorlar. Ve İkisinde de sonuçta belki BBL Esports kazanan tarafta olabilir ama bunun sonunda tabii bir show maçı olduğu için amaç burada evet, mücadelede yer almaktı daha çok.